Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da en çok konuşulan haberleri, bütün yenilikleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Almanya'da engelli kart alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Nedir bu detaylar? İstenen kriterler neler? Bakalım hemen detaylara. Engelli bir kişinin kartı engelli insanlar için hayatı önemli ölçüde kolaylaştırabilir belgede engellilik derecesi, özel işaretler ve kimlik kartının geçerliliği kaydedilerek sağlık bozukluklarının kanıtlanması için de kullanılabiliyor. Ancak kart için kimler başvurabilir ve hangi özel avantajları sağlıyor bu kartlar? Haberin detayında sizlere bunları aktaracağız. Şimdi öncelikle engel derecesinin belirlenmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre tutun ve çevre engelleriyle etkileşim içinde yüksek olasılıkla topluma katılmalarını birden fazla süre engelleyebilecek fiziksel, zihinsel veya duygusal bozuklukları olan tüm insanlar engelli olarak kabul ediliyor. Ağır engelli bir kişinin geçiş kartı yalnızca belirli bir engellilik derecesiyle verilebiliyor. Bunu belirlemek için de engelliler portalı Just parthaben.de genellikle ağır engelli bir kişinin geçiş izni hakkı konusunda size ilk tavsiyede bulunabilecek olan e, aile doktorunuza da ziyaret etmenizi öneriyor. Ağır engelli bir kişinin geçiş kartı yalnızca belirli bir engellilik derecesi için verilebilir. Bunu belirlemek için engelliler portalı justparthaben.de Genellikle ağır engelli bir kişinin geçiş izni hakkı konusunda size ilk tavsiyede bulunabilecek olansa aile doktorunuz. Engellilik hakkında bilgi veren tüm belgelerin daha sonra emeklilik dairesine de sunulması gerekiyor. Bu örneğin tedavi eden doktorlardan elde edilen bulguları, hastane ziyaretlerinin kanıtlarını veya laboratuvar raporlarını içeriyor. Emeklilik ofisi bu belgeleri ciddi bir engelinizin olup olmadığını kontrol etmek için de kullanıyor. Peki ağır engelli geçiş izni için kimler başvurabilir ve kimler başvuramaz? Hemen bu detayı da anlatalım. Fiziksel veya zihinsel bozukluğun derecesi 20'den 100'e kadar bir ölçekte onluk artışlarla ölçülüyor. Sadece mevcut teşhisler değil, başvuranların engellilikleri nedeniyle Maruz kaldıkları kısıtlamalar da dikkate alınıyor. Tedarik tıbbi yönetmeliğinden de e, görüleceği üzere 20 ve üzeri dereceyle maluliyet de mevcut. Derecesi 50'den fazla olan kişiler ağır engelli olarak kabul ediliyor. E, bu nedenle de ağır engelli geçişi için başvuruda bulunabiliyorlar. Ağır engelli kartı başvurusu farklı anlamlara e, sahip özellikler içeriyor tabii ki. Eğer onaylanırsa başvuru sahipleri bir çek kartı şeklinde kimlik alıyor. Kural olarak belge engellilik türüne bakılmaksızın en fazla 5 yılla sınırlandırılıyor. Kartın geçerlilik süresinin ne zaman sona erdiği kartta engellilik derecesinin yanında da belirtiliyor. Ayrıca emeklilik dairesi tarafından kimlik kartında da gösterilen ve işverenlerin iş bulma bürolarının veya Vergi dairelerinin sağlık bozukluğunu sınıflandırmasına yardımcı olan belirli işaretlerle belirleniyor. Hangi işaretler bunlar? Hangi harfler? Onları da söyleyelim hemen. G harfi önemli yürüme engeli bulunan kişileri e, kastediyor. Yürüme sadece kısa mesafelerle mümkün bu kişiler için. B harfi yanınıza refakatçi alma yetkisini belirtiyor. Otobüs ve tren kullanırken. E, bu kişiler yardıma ihtiyaç duyuyor tabii ki. A ve G harfi yüksek yürüme bozukluğu olan kişilerin harfi, tekerlekli sandalye olmadan e, yürüyemedikleri belirtiliyor. R ve F harfi telsiz ücretinden muafiyet e, anlamına geliyor. Ağır görme veya işitme engelli kişilerin harfi. G ve L harfi sağır engeli. Her iki kulakta da sarlık veya Ciddi işitme kaybını belirtiyor. B ve L harfi e, görme veya e, görmesi ciddi şekilde bozulan kişilerin harfi olarak e, belirtilmiş. H harfi de yardıma muhtaç, günlük rutin ancak e, yardımla işlerini yapabilen kişiler için. T ve L harfleri de e, sağırlık ve körlük engelinin harfleri. Ağır engelli kartı almak içinse, kanıtla eğer engelliler meslek hayatlarında özel haklar e, talep ediyorlarsa, Sosyal Dernek VDK'nın açıkladığı gibi, işten çıkarmaya karşı koruma için özel düzenlemeler bulunuyor. FES'i ancak işveren ilgili kişinin başka bir yerde istihdam edilip edilemeyeceğini daha önce kapsamlı bir şekilde kontrol etmişse ve FES'in entegrasyon ofisi tarafından onaylanmasından sonra, işlem gerçekleştirilebiliyor. Engelli geçiş kartı olan ve haftada 5 gün çalışan kişiler ayrıca her yıl ek bir hafta tatil alabiliyor. Peki ağır engelli kartı yararlanma alanları hangileri? Ee, erken emeklilik var, işten çıkarmaya karşı özel koruma, vergi beyannamesinde götürüm miktarı, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma, bedensel ve zihinsel engellilerin günlük yaşamda hareket halinde kalabilmeleri için bazı grupların engellerine göre otobüs ve trenleri ücretsiz kullanmalarına izin veriliyor. Ön koşul ağır engelli geçişinde yani H harfinde yardıma muhtaç ve B ve I harfinde körlük olması ve DK'ya göre araç sahipleri de bu belgelerden yararlanabiliyor. A ve G harfi yani olan üstü engelli işareti varsa araç vergisi daha ucuza geliyor ve uygulanmıyor. Ee, engelli park yerleri de bu araçlar için kullanılabiliyor. Bununla birlikte ağır engelli kartındaki büyük bir engel yalnızca Almanya'da e, geçerli oluyor. Her ülke kimin ağır engelli olarak tanınacağını ve bu statüyle hangi hakların ilişkilendirileceğini kendisi belirliyor. Sonuç olarak engelli kişilerin yurt dışına seyahat etmesi biraz zor olabiliyor. Avrupa Komisyonuna göre 2023 yılı sonuna kadar tüm Avrupa Birliği ülkeleri için bu standartlar geçerli olacak ama çalışmalar devam edecek. Bir Avrupa engelli kartı da önerilmesi planlanıyor. Almanya'da bakım sigortalarında yeni reformla Temmuz ayı itibariyle daha fazla bakım sigortası primi ödenmesi öngörülüyor. Almanya'da Federal Kabine, Federal Sağlık Bakanı Lauterbach'ın uzun süreli bakım sigortası primlerini artırma planlarını onayladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle bakım primi 0,35 oranında zamlanacak. Halihazırda bu oran %3, çocuksuz kişiler içinse 3.40. Emeklilerde ise durum daha farklı. Çalışanların söz konusu primin yarısının kendisi, diğer yarısınınsa işveren tarafından karşılanmasına karşın emekliler primin tamamını kendisi karşılamak zorunda. Bunun üzerine bakım primi bir de yeni yasayla birlikte %4 oranında olacak. Bu nedenle özellikle tam prim ödemek zorunda olanların cebi daha fazla yanacak. Emeklilerin yanında kendi iş yeri olan kişiler de bu sınıf içerisinde yer alıyor. 1 Temmuz'dan itibaren bakım sigortası primi ortalama olarak şimdi söyleyeceğim şekilde olacak. Bürüt maaşı 1000 euro olan bir kişinin eski bakım sigortası primi 30,5 euroydu. Şimdi 34 euro olacak. 1500 euro brüt ücreti olan kişinin eski bakım primi 45 euro şimdi 51 euro olacak. 2000 euro olan bir kişinin 61 euroydu. Yeni sistemde 68 euro olacak. 2500 euro brüt maaşa sahip bir kişinin eski bakım primi yine 76,25 euroydu. Şimdi yeni prim 85 euroya çıktı. Çocuklu ve bakıma muhtaç kişilerin yaşadığı ailelere de maddi yardım sağlanacak. Lüterba hedeflerinin bakıma muhtaç olan kişileri giderek artan bakım sigortası primlerinden korumak ve bu kişilere bakım sigortası için mali güvence vermek olduğunun da altını çizdi. Ayrıca yine evde bakıma muhtaç olanların 2024 yılının başında mali destek alacağı vurgulandı. Öte yandan bir yakın akrabasının bakıma muhtaç olması nedeniyle geçici olarak çalışamayan kişilere yönelik destek de genişletiliyor. Hala hazırda bu kişiler yılda en fazla 10 gün bakım destek ödeneği alıyor. Yeni taslağa göre ise söz konusu 10 günlük yardım bakıma muhtaç her yakın akraba için ayrı ayrı talep edilebilecek. Gelişmeler oldukça yine bu kanaldan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Merak ettikleriniz varsa videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.